Kıymetli dostlar, gündemi meşgul eden bazı olaylar var. Gündemi meşgul eden olaylarda efendim fitneye mahal açabilecek bir açıklama yapmak istemem de sadece size şunu söylerim. Türkiye'de, ülkemizde böyle bir takım sebepler arayarak Müslümanlara saldırmak isteyen, İslam'a saldırmak isteyen her zaman olmuştur. Şimdi Efendi Hazretlerimiz Allah garkayı garip rahmet eylesin. Gerçekten dini celil İslam'ı yaşama noktasında ortaya koyduğu hassasiyetler normalin çok üzerindeydi. Çok açık söylüyorum. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürüyor. Pazartesi günü kadınlara vaaz ettiğinde cami tıklım tıklım doluyor. Tıklım tıklım dolan camiye, kürsüye çıkarken hiçbir zaman camide terlik giymeyen Efendi Hazretleri kadınların sohbetinde kesinlikle terlikle cami kürsüye çıkardı. Neden? Çünkü kürsüye gelirken kadınlar ayağa kalkıyorlar, yol açıyorlar onu. O kadınların oturduğu yerdeki, halı üzerindeki sıcaklık ayağına değmesin, o sıcaklığı hissetmeyeyim diye kürsüye gelirken terlik giyerdi. Normalde terlik kullanmazdı. Kürsüye çıktığı zaman kadınlara vaaz ederken gözünü kapatırdı. Asla, hatta alıştığı için erkeklere bile vaaz ederken gözünü kapatırdı, öyle alışmıştı. Kadın konusunda ciddi manada hassasiyeti vardı. Normalde şer'an resmi nikah mecbur değildir, şer'i olarak söylüyorum. Resmi nikah olmadan normal nikah kıyılır. Ama Efendi Baba Kuddisi Sırrı Hazretleri ona tavsiye etmiştir. Asla resmi nikah olmadan dini nikah kıymayacaksın demiştir. Ne kıymıştır ne de kıydırtmıştır. Asla buna izin vermemiştir. Şimdi kürsüye çıktığı zaman gözünü kapatarak vaaz eden. Anlatırlar İsmaila'da bir gün otobüs durağında beklerken açık saçık bir kadın karşısına çıkmış. Ona başlamış vaaz etmeye ama gözünü kapatmış öyle vaaz ediyor. Kadın yoluna devam etmiş, hala sanki karşısında kadın varmış gibi vaaz etmeye devam ediyor. Gözünü açtığına baktık ortalıkta kimse yok. Yani bu kadar hassas olan birisi. Şimdi dolayısıyla İsmaila cemaati, İsmaila çalışmasında bu konular Efendi Hazretlerimiz, Efendi Baba Kuddüs-i Sırrı Hazretlerinin aldığı talimatlarla doruk noktada bir hassasiyet var. Zirve noktada bir hassasiyet var. En çok kadınlara dini hizmet veren bu teşkilattır. Bu teşkilatın içerisinde Efendi Hazretlerimizin rahmetullahi aleyh gösterdiği hassasiyet sebebiyle elhamdülillah bugüne kadar çok güzel hizmetler gerçekleşti. Çok güzel hizmetler gerçekleşti. Bugün Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Amerika'da bu hizmetlerin eserleri vardır. Orada insanlar çalışıyorlar, kadınları o bataklıktan kurtarıyorlar, erkekleri bataklıktan kurtarıyorlar. Bütün bunlara rağmen bir insanın öyle veya böyle olmuş veya olmamış bizim bilmediğimiz bir şeyde hüküm vermemiz doğru olmaz. Ama bunu kalkıp da bir cemaate lanse edip bütün tarikatlar kapansın, bütün kurslar kapansın, bütün Kur'an hizmetleri bitsin diye efendim avazı çıktığı kadar bağıranlar aslında bize nasihat ediyorlar. Biz küfrümüze sahibiz, siz de dininize sahip misiniz diye avazı çıktığı kadar bize nasihat ediyorlar. Biz buradan nasihati almamız lazım. Müslümanlar para derdine düştüler, servetine servet ekleme peşine düştüler. Bir rahavet çöktü, bir gevşeklik çöktü. Efendim çocuklarımız elden çıktı, kızlarımız elden çıktı, torunlarımız elden çıktı. Fark etmiyoruz. Artık alıştık yani. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Bunlar bize nasihat ediyorlar. Diyorlar ki biz batıl davamıza sahibiz. Sokaklara çıkaracağız diyorlar. Allah Allah. Ne işin var sokakta ya? Eğer bir olay varsa adliye intikal etti mi? İntikal etti. Mahkeme biz ilgileniyoruz diyor mu? Diyor. Devlet biz ilgileniyoruz diyor mu? Diyor. Sokakta ne arıyorsun? Ne var sokakta yani? Sokağa ne eskitiyorsun? Mesele hak meselesi değil. Bu iddiada bulunanlar yüzlerce binlerce ırza tecavüz ederler. Onu normal görürler. Hiç konu gündem değildi. Gündeme gelmez bile. Ama mesele işin içerisinde bir Müslüman varsa onun ismiyle İslam'a saldırmak mümkünse, İslam'ı tartışılır hale getirmek mümkünse onlar bunu yapıyorlar. Büyüklerimizden bir tanesi şunu söyledi. Kış kışlığından vazgeçmez. Cümlenin sonunu söylemeyeyim. Başkası da başka şeyden vazgeçmez.
Bunlar bildiğini yapacaklardır. Biz bundan kendimize ders çıkaralım. Ne çıkaralım kendimize? Bunlar diyorlar ki, biz ucu olmayan, sonu olmayan batıl davamıza böyle sahibiz. Kenetleniriz, bütün elimizdeki imkanları kullanır, avazımızın çıktığı kadar bağırırız. Siz hak davanızda neden sahip çıkmıyorsunuz? Biz batıl davamıza sahip çıktığımız gibi diyorlar. Biz bundan bu manayı çıkaracağız. Yüce Rabbim bütün mağdurlara yardım eylesin. Rabbim İslam'a saldıranlara fırsat vermesin. Ya Rabbim İslam'ı ve Müslümanları ve ehli İslam'ı insanların gözünden düşürmeye çalışanlara Rabbim fırsat vermesin.